Merhaba dostlarım. Bugün sizlere gerçek bir dünya starının biyografisini kısaca anlatmaya çalışacağım. Jackie Chan kariyerine başladığı günden günümüze kadar yıldız olarak ayakta durmayı başarmış nadir yıldızlardan birisidir. Jackie Chan 7 Nisan 1954'te Victoria Peak, Hong Kong'da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Chen Kong San'dır. Bir evlilik yapmıştır. Bir tane de çocuğu vardır. J.C. Chen, 1982 doğumludur kendisi. Jackie Chan o kadar maharetli, o kadar çalışkan bir insandır ki birçok özelliği üzerinde bulunduran nadir insanlardan birisidir. Aktör, yönetmen, yapımcı, koreograf, hatta şarkıcılık bile yapmıştır. Jackie kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Birçok filmde rol almıştır. Dublörlük de yapmıştır. Bruce Lee'nin Ejder Kalesi filminde küçük de bir rolde oynamıştır. Jackie, Bruce Lee'nin uzak doğu sporlarını tanıtmakta açtığı bayrağı en zirveye taşımış gerçek bir dünya starıdır. Jackie Chan'ın yıldızı 70'li yılların ortalarıyla 80'li yılların başlarında parlamıştır. Jackie Chan öyle büyük bir yıldızdır ki kim insanlar yıldız olarak doğar, yıldız olarak ölür. Jackie Chan'ın karşısında nice starlar gelip geçmiştir. Ama Jackie Chan dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu yıllar içerisinde Jackie Chan'ın karşısında öyle büyük starlar çıkmıştır. Ama birkaç film sonra yok olup unutulup gitmiştir. Kimisi de hatırlanmaktadır. Ama Jackie Chan öyle büyük bir efsanedir ki azmiyle, sempatisiyle, çalışmasıyla dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Dünyanın birçok ülkesinde filmler çekmiştir. Afrika'da, Amerika'da, Japonya'da, İngiltere'de, Fransa'da, hatta Türkiye'de de bir film çekmiştir. Jackie Chan öyle sempatik bir adamdır ki birçoğunuzun bildiği gibi bayanlar vurdulu kırdılı filmleri sevmez. Ama Jackie'nin bayan hayranları da oldukça fazladır. Hepinizin bildiği gibi her aktörün bir hayran kitlesi vardır. Ama Jackie çok farklıdır. Dünya çapında çok büyük bir sempati kazanmış bir insandır. Türkiye'de ben Jackie Chan'ı sevmeyen erkek bayan hiçbir insan görmedim. Bruce Lee gibi gerçek bir efsanenin katkılarıyla uzak doğu sporları 70'li yıllarda ve 80'li yıllarda dünyayı kasıp kavuruyordu. Bundan çok etkilenen insanlar olmuştu. 70'li yılların ortalarında uzak doğu sineması neredeyse Hollywood'u alt etmiş gibi hatırlarım. 1985 yılında Bruce Lee'nin En Büyük Benim filmine sinemada izlemeye gitmiştim. İnanır mısınız, sinemada oturacak yer bulamadık, ayakta izledik. O kadar büyük iş yapıyordu. İnanabiliyor musunuz? Bruce Lee 1971 yılında ölmüştür. 1985 yılında sinemada oturacak yer bulamadık. Ayakta izledik filmi. O kadar büyük iş yapıyordu uzak doğu filmleri. Tabii Bruce Lee vefat ettikten sonra Bang Yu, Bruce Lee, Chuck Norris gibi büyük yıldızların ardından Jackie Chan sahneyi aldı. Jackie Chan de bayrağı en zirveye çıkarmayı başardı. Jackie Chan, küçük dev adam, en büyük ustamdı gibi filmlerle gişeleri alt üst eden bir adamdı. Bizim çocukluğumuzun kahramanlarındandı. Hafta sonlarını iple çekerdik, gidip bir kung fu filmi seyredeceğiz diye. Jackie Chan sempatisiyle çok kısa bir sürede izleyiciye kendisini sevdirmiştir. Tabi bunda Bruce Lee'nin çok büyük bir katkısı vardır. Bruce Lee o kadar sevilmiştir ki Bruce Lee'nin onlarca sahtesi çıkartıldı ve onlara filmler yapıldı. İzleyici onları da izledi o yıllarda. Jackie ile Bruce Lee'nin arasındaki fark, Jackie Chan işin içine komediyi de katmıştı. Sempatisiyle adeta seyirciyi büyülemişti. Kitleleri peşinden sürüklüyordu. Jackie Chan'ın filmlerini izledikten sonra size çok komik gelecek ama bizim kuşağımızdaki insanlar çok iyi bilirler. Sinemadan çıktıktan sonra hepimiz bir Jackie, hepimiz Bruce Lee olur çıkardık. Birbirimizle kung fu yapmaya çalışırdık. Bruce Lee ve Jackie Chan gibi büyük ustaların katkılarıyla uzak doğu sporları neredeyse futbol kadar popülerdi o yıllarda. Kitleleri arkasından sürüklemişti. Bizim kuşağımızdaki insanların %90'ı mutlaka tekvandoya, judoya, karateye mutlaka ucundan da olsa gitmiştir. Ben de eski siyah kuşak bir tekvandocuyum. Jackie Chan hayatında hiç dublör kullanmamıştır. Filmlerinde resmen hayatını ortaya koymuştu. Fizik kurallarını alt üst eden hareketleriyle
insanları kendine hayran bırakmıştır. Kitleleri arkasından sürüklemeyi başarmıştır. Jackie Chan 45 yıldır zirvede kalmayı başarmıştır. Doğduğu gün yıldız, öldüğü gün yıldız olarak kalacak nadir oyunculardan bir tanesidir. Yani Al Pacino, Clint Eastwood gibi bu insanlar hala popülaritesini koruyor. Sonuçta Jackie Chan dünya sinema tarihine, uzak doğu sporları tarihine altın harflerle ismini yazdırmış gerçek bir efsanedir. Jackie Chan'e buradan sevgiler sunuyorum. Videomun sonunda sizleri Jackie Chan'in muhteşem performanslarıyla baş başa bırakıyorum. Bizlere ve dünyaya bu güzellikleri yaşattığı için Jackie Chan'e buradan sonsuz sevgilerimi yolluyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Hoşça kalın.爆发的一刹那，Welcome to WatchMojo.com, and today we're counting down our picks for the top 10 Jackie Chan movies. Relax. It'll come. Thanks. That helps, yeah. Good. Is that called relax? For this list, we've scoured Jackie Chan's filmography and have chosen the most critically acclaimed films that had a cultural impact in both the U.S. and Asia. Yeah. What is it good for? Absolutely nothing. We went for those that had the greatest fights and the most memorable stunts performed by Jackie himself. Number 10, Snake in the Eagle's Shadow. In what many consider to be Jackie Chan's breakthrough film, the actor takes on the role of a janitor at a kung fu school who is used by the staff as their very own real-life punching bag. Literally. However, he learns the way of the snake from an old beggar, who turns out to be a martial arts master on the run from the evil Eagle Claw clan. Adding his own cat-like moves to the fighting style, Jackie shows us some early yet epic martial arts mastery. Campy and comedic, this film is a delightful gem that features one of the greatest training montages ever. Number 9, Police Story 4, First Strike, aka Jackie Chan's First Strike. An underwater struggle featuring a deadly shark and an incredible display of athleticism in a building-wide chase scene highlight our next entry. Go get him! You go and get him! Part of the original Police Story series, First Strike sees Jackie reprise his role as the exemplary inspector on the Royal Hong Kong Police Force who is attempting to track down a weapons dealer and a missing nuclear warhead. Of course, the film is a joy to watch as the globe-trotting Chan brings the goods with non-stop action. Make sure to catch one of the greatest uses for a ladder ever in yet another of his most mesmerizing fight scenes. Number 8, Rush Hour. Good God!
you are. Who would have thought that the wisecracking Chris Tucker and the humble Jackie Chan would make such a great duo? Thank you. In one of the funnier movies in Jackie Chan's filmography, he's tasked with recovering a Chinese diplomat's kidnapped daughter, with Tucker's character, LAPD Detective James Carter, assigned to help. You never told me you spoke Chinese. I never told you I didn't. You assume I didn't. What follows is a hysterical adventure with amazing action and a dash of drama from two polar opposite leads whose palpable chemistry is undeniable. In fact, this buddy cop movie was so good, it spawned two sequels with even more fun and action. About time y'all show some respect around here. Number 7, Armor of God. Hey, Jackie! Jackie Chan meets Indiana Jones in this next entry. Tackling the role of Asian Hawk, a musician turned treasure hunter, Jackie embarks on an epic journey to save his former bandmate's girlfriend, who's been kidnapped by an evil religious cult. Comedy and action reign supreme as Asian Hawk engages in remarkable fights against Amazonian women and evil monks. Most notably, Armor of God will forever be remembered for the stunt that went wrong and nearly killed Jackie, as the actor cracked his skull when a tree branch he was hanging from snapped. But fortunately, he survived to fight another day. Number 6, Police Story 3, Super Cop, aka Super Cop. Yet another in the Police Story franchise, Super Cop sees Jackie team up with Michelle Yeoh as he goes undercover in order to take down an evil Hong Kong drug lord. This film is ridiculously entertaining, stringing together amazing fight scenes and action sequences that will melt your brain. Fancy a crazy chase scene on top of a speeding train? How about an amazing shot of Jackie Chan hanging from a helicopter's rope ladder as it flies over Kuala Lumpur? Action aficionados need to check this one out. Number 5, Project A. Over the top, whimsical, action-filled. Jackie Chan's Project A stars the man himself, alongside his close friend Sammo Hung and Yuen Biao, in an adventure set in 19th century Hong Kong. Effortlessly blending comedy and sensational stunts, this goofy film sees an officer in Hong Kong's marine police take on a group of pirates. Featuring many memorable scenes, Chan plays homage to stunt comedians like Buster Keaton and Harold Lloyd, and cements his place in the pantheon of great physical performers in the process. Number 4, Who Am I? He's dead! Who else but Jackie Chan would do something crazy as slide down the side of a skyscraper? Co-written, directed, and starring Chan, Who Am I sees the action star tackle the role of a military soldier involved in the kidnapping of a group of scientists who are working to find new sources of energy. I'm sorry, I'm very busy right now, maybe some other day. However, he's caught in the crossfire of a cover-up and ends up in a helicopter crash, which leads to the intriguing premise that Jackie's character has amnesia and, as evidenced by the title, has no idea who he is. Hey, who am I? Excuse me. Fantastic action and phenomenal fight scenes ensue, with the climactic rooftop battle considered to be one of his best. Number 3, Rumble in the Bronx. While Jackie Chan was a major star in his native Hong Kong, he hadn't quite cracked the US market. Enter Rumble in the Bronx, a film set in New York City in which he plays a young cop visiting the Big Apple for his uncle's wedding. He soon finds himself defending his uncle's neighborhood from gang members, resulting in several chaotic and original brawls that feature Chan's trademark style. While the plot might be lacking, the action and Chan's charisma more than make up for any missing pieces, and all helped make Jackie Chan a household name in North America. Number 2, Police Story. The original Police Story, arguably one of the best in the series, cemented Jackie Chan's status as a bona fide action star. 不是我做的, 家具啊,
Once a model inspector in the Royal Hong Kong Police Force, Jan's character is framed for murdering a corrupt cop following a crime lord's arrest. Miraculously staying alive while trying to clear his name, Jackie Chan offers his usual heart-pounding action in epic scenes like the climactic shopping mall fight. Considered by Jackie Chan himself to be his best action flick, Police Story was so wildly successful it launched an entire franchise, whose second entry offered up a new adventure and just as much action. Before we reveal our pick for the number one Jackie Chan movie, here are a few honorable mentions. Number one, Drunken Master 2, aka The Legend of Drunken Master. 16 years after learning the Drunken Fist technique in the original Drunken Master, Jackie Chan reprises his role as Wong Fei-hung for this follow-up. Jackie takes on a group of baddies out to export Chinese relics. It's a marvel to behold Jackie's drunken style as he engages his real-life one-time bodyguard Ken Lo in an epic 20-minute fight, a battle many consider to be the greatest fight in movie history.